Temel Bey, neredesin? Mücahit Kılıçdaroğlu dediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları, HDP'den bahsediyorum. Böyle bir açıklama, hani daha tepeden bir açıklama yaptılar. Temel Bey, hayırdır bir şey demeyeceğim mi? Eli kanlı bir terörist bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu serbest kalacak. Senin hiç mi itirazın olmayacak? Ey Temel Karamollaoğlu. Ey Temel Karamollaoğlu'nun ekibinde bulunan Bülent Çebiler, işte Bülent Kayalar vesaire vesaire isimler. Bugün HDP'yi fırsat bilerek, HDP'nin size vereceği desteği fırsat bilerek, HDP'nin size açacağı yolu genişletme fırsatı veren Karayılan'ın söylediklerine itirazınız olmayacak. Bülent Kaya ekranlarda bülbül gibi şakıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a saydırıyor. Bülent Çebi, diğerleri, Temel Karamollaoğlu, bürokratların hemen hemen hazır olduğunu söylüyor. Bürokratların kopmak üzere olduğunu. İşte Temel Kaya, şey Kemal neydi karıştırıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tehlike çanlarını çaldığını söylüyor o ve arkadaşları. Peki tehlike çanları özellikle bu bölümü Temel Karamollaoğlu'na ayırmak istiyorum. Bu ülke için tehlike çanları çalarken HDP'nin göbek bağıyla bağlı olduğu PKK'lı teröristler, bu Karayılan böyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki Apo'yu özgür bırakacağız artık diyor. Duymadı mı Temel Bey, bir kez daha hatırlatayım. Bak bir kez daha okuyun. Duymadıysan, anlamadıysan ve yüreğinde hani milli görüş diyorlar, Necmettin Erbakan'ı temsil ettiklerini söylüyorlar. Yahu Necmettin Erbakan teröristlerle ne zaman kol kola girdi? Kemikleri sızıyor. Bunlar girmedi. Tabii ki. Tabii ki teröristlerle kol kola girmediler. Ama şu Karayılan'ın söylediği şeye bak. Mustafa tekrar getir onu. Tekrar getir. Temel Bey'e bir okuyalım. Belki anlamamıştır. Belki duymamıştır. Temel Bey bir duysun. Getir Mustafa, getir. Şey Karayılan. Temel Bey. Okuyorum senin için. 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek. Senin söylediğinin aynısını söylüyor. 14 Mayıs'ta sen diyorsun ya bürokratlar hemen hazır falan filan. Sistem değişecek diyorsun ya. O da aynı dili konuşuyor. Temel Bey, iyi dinle. Bak şu bölümleri. Altılı masaya operasyon çekildi. Çekmek istediler. Ama altılı masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Temel Bey, sen olayların şahidisin. Altılı masaya kim operasyon çekmek istedi? Bunu bir açıkla. Temel Bey, şu sözlere dikkat. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü içinde mücadele yürütmeliyiz. Ve başlattığımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır diyor yılan, oğlu yılanı. Temel Bey, sakalını sevdiğim. Hiç mi bir lafın yok bu laflara? Bir dakika Kemal Bey, bir dakika. Bir dakika Kemal Bey. Evet, biz senin elini kaldırdık ama bu kadar da değil. Bunlara git. Temel Bey, biz kaybedelim ama vatan kazansın, Türkiye kazansın. Diyebilir mi? Onu da geçtik. Ali Babacan, ha yok ondan hiç bahsetmeye gerek yok. Vallahi billahi hiç, Ali Babacan dünden hazır. Dünden hazır, dünden. Abu Garayılan açıklama yaptı ya. Dün Candaş Tolga Işık'ın programındaydı. Yani hani sorsa ne var bunda canım falan de, günahına da girmeyelim. Ahmet Davutoğlu, yok ondan da ses çıkmadı.
Gültekin Uysal o zaten hepten bağlı abi, ne ses çıkacak? Sonuç itibariyle Karayılan'ın bu açıklamasına bu liderlerin sesi çıkmadı. Özellikle Meral Akşener hala sessiz. Sessizliğini koruyor. Nereye kadar bilmiyoruz. Bir nefeslerin biraz da sizin yorumlarınıza bakayım. Evet. Ne kadar oldu? Ne kadar oldu başladık? Bir yarım saat olmuş. Evet, beğenilerimiz az, yani biz yine devam